Milli İstihbarat Akademisi'nce hazırlanan Batılı Ülkelerde Aşırı Sağ Hareketler 2023 Değerlendirme Raporu yayımlandı. Milli İstihbarat Akademisi'nin ilk çalışması olan rapor, Batı'daki aşırı sağ hakkında değerlendirmeler içeriyor. İslamofobik eylemlerin ilk sırada yer aldığına dikkat çekilen raporda, İslam ve Türk karşıtlığının en yoğun yaşandığı bölgenin Avrupa olduğuna dikkat çekildi. Değerli izleyicilerimiz, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Akademisi'nin açıldığını kamuoyuna duyurdu. Akademinin ilk çalışması, Batılı Ülkelerde Aşırı Sağ Hareketler 2023 Değerlendirme Raporu oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın internet sitesinde yayınlanan raporda, dünya genelinde özellikle son 15 yıldır yükselişte olan aşırı sağ hareketler ve aşırı faaliyetlerde bulunan örgütlü eylemlerle ilgili değerlendirmeler yapıldı. Raporda salgın döneminin getirdiği yeni toplumsal koşullar ve belirsizliklerin dünyayı etkisi altına alan ekonomik istikrarsızlıklar, işsizlik ve gelir adaletsizliğinin yükselen göçmen ve yabancı karşıtlığı gibi sorunların hükümetlerin daha sert politikalar benimseyerek daha aşırıcı söylemler kullanmasına neden olduğu belirtildi. Göçmenler ve Müslümanların bu dalganın öncelikli hedefi haline geldiğine dikkat çekilen raporda, kutsal değerlere ve kitaplara yapılan saldırılara karşı sessiz kalınarak resmi önlemler getirilmemesinin Batı'da aşırı ideolojilerin kurumsallaşma riskine işaret ettiğine vurgu yapıldı. Raporda tüm bu nedenlerden ötürü aşırı sağ hareketlerin Türkiye'nin de yakından takip ettiği gündem başlıklarından birini oluşturduğu ifade edildi. Aşırı sağcıların propaganda faaliyetlerinde yoğunlaştığı kitlenin ise 13-18 yaş arası gençler olduğuna işaret edilen raporda, oyun platformları başta olmak üzere sosyal medya uygulamaları ve fitness kulüpleri aracılığıyla eleman temini faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi. Aşırı sağcı gruplar açısından en etkili görülen ortak yöntemler arasında sansasyonel, yalnız aktör saldırılarının yer aldığı vurgulanan raporda, bu tarz saldırıların genellikle bireysel olarak gerçekleştirilmekle birlikte gruplar tarafından teşvik edildiği ifade edildi. Aşırı sağcı gruplarca gerçekleştirilen eylemlerin türlerine de değinilen raporda, 2023 yılı içerisinde en dikkati çeken kategorinin aralarında Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin de yer aldığı provokatif ve kışkırtıcı eylemler olduğu ifade edildi. Raporda 2023 yılı içerisinde aşırı sağ bağlamında en hareketli ülkeler arasında sırasıyla Danimarka, Amerika, Almanya, Birleşik Krallık, Avustralya, İsveç, Hollanda, Fransa ve Avusturya'nın bulunduğu belirtildi. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.